Sıra geldi. Habil'le Kabil iki oğluna sıra geldi. Kabil'le doğan kız çok mu çok güzelmiş. Aynı anda doğan, yıl doğan kız, Kabil doğan kız da çok mu çok güzelmiş. Habil'le doğan kız da aksine ah o da çirkinmiş. Öyle, çirkinmiş. Tabi adam bu maalesef ne yaptı? Allah'ın emri gereği Habil'e doğan kızı Kabil'e. Kabil'e doğan kızı da Habil'e nikah etmek için bunları çağırdı bunları. Fakat Kabil buna yanaşmadı. Yanaşmadı. Neden yanaşmadı? Çünkü kendisi doğan kız çok ama çok güzeldi. Ona gönül verdi. Ve ona kaldı. İlla ki ben bunu isterim dedi. Ve kendi kendine şeytan gibi kıyaslama yaptı bu benim karışımdı. Aynı anda karımda yattık. Ben buna daha haklıyım, layıkım diye onu istedi. O zaman Adem babamızın şeriatında şöyle bir şey vardı. Eğer bir konuda ihtilaf olursa, görüş ayrılığı olursa ortaya kurbanlık bir şey konuldu ortaya. Ama hayvan başka bir şey. Ortaya konurdu dua edilirdi. Kim haklı ise gökten bir ateş şeklinde kırmızı bir alev bir şey gelirdi. Orada kaybolurdu madde oradaki. O haklı anlamına gelirdi. Adem babamız da öyle dedi Kabil'e, Habil'e. Dedi ki Kabil'e, yavrum sen madem ki bu Allah'ın emrine razı olmuyorsun, yine Allah'ın bir emri var. İkinize kurban getirin bakayım buraya. Kabil o anda buğdayla uğraşırdı. Yani çiftçilik ziraat yapar, tarımla uğraşırdı. Bu da ekerdi. Onları biçerdi. O günkü tabi daha ilkel kurallarla buğday ekerdi. Bu Kabil bir demet buğday başa getirdi. Ortaya koydu. Habil de koyun sürdene bakardı. Koyun çobanlığı yapardı. O da en güzel bir koyun koşunu ortaya getirdi. Ale onu dua etti. Gökten kırmızı bir bul gibi, sis gibi bir şey iner diye indi yere. Habil'in koşu kayboldu. Tabi aldı göğe çıkardı böyle. Çıkarıldı. Dedi ki Adem babamız bak dedi Kabil'e sen haksızsın dedi. Kabil haksızsın. Bak senin buğdaya başlayan demetin olduğu gibi duruyor o Allah katına kabul edilmedi. Habil hakıdır. Onun kabul edilir böyle. Ve bu kıza dedi, Habil'in eşi olacak buyurdu. O anda Adem babamız hacca gitti. Hindistan'da oluyor bu olay. Hindistan'dan Adem babamız hacca gitti. Hacdayken bu defa Kabil bahtı ki kıza sahip olamayacak. O kızın istediği kızın Habil elmesini de bir türlü işine sindiremedi. İşine kısaçı geldi. Habil'i yani öz kardeşini öldürmeye kesin karar verdi. Bunu Habil'e söyledi. Habil ondan da aslında kuvvetliymiş. Habil şöyle dedi ki Habil ya Kabil abi sen beni öldürmek için bana el kaldırsan da ben seni öldüremem. Elimi sana bunun için kaldıramam. Allah'tan korkarım. Ben de direkt kalp olamam dedi böylece. bunun peşine düştü. İzledi bunu. Bir gün Hazreti Habib zavallı koyunlarını bir yere almış öyle molasında gölge almış koyunlarını. Kendisi de bir kaya taşlarına başına koymuş uyuyormuş. Tamam tabi dünya doğal dünya. Dünya onların dünyası. Her türlü onların dünyaları. Böyle güzel bir havada bir çayır çimen bol bir yerde uzanmış. Koyunlara göre de giriş getiriyorlar. Kendisi de uzanmış. Başını bir kayıdına koymuş. Uyuyormuş. Kabil bunu görünce eline büyük taş aldı. Geldi. Taş onun başına vurup başını esti. Tavanın silah yok. O zamanlar o kılıç yok o zaman henüz daha yok. Kabil böyle yaptı. Taşla. Habil'in başı altındaki kaya taş. Üstten taş vurunca ezildi başı bir anda. Ve tabi öldü. Rahmet oldu orada. İşte ilk dünyaya çıkan kan, akan kan ilk katil yeryüzünde insan olarak Kabil in oldu. Ve kıyamete kadar ne kadar insan öldürürse, katil olursa, Onla hepsinin günahının bir katı da ona tabi yazılıyor.